Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, bu yayınımızda Almanya'nın işçi açığını, Almanya'ya gelmek isteyen vatandaşlarımızın hangi mesleklerde kalifiye olması gerektiğini, nasıl Almanya'ya hangi yolla gelmelerinin doğru olacağını anlatacağım. Bunun yanı sıra bu yayınımızda yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza iki tane müjde vereceğim. Kendi geleceğiniz için, ailenizin geleceği için adım atmak istiyorsanız bu iki fırsatı da kaçırmayın. Geleceğinizi garanti altına alın. Peki ne yapmanız gerekiyor? Bunlar neler? Hepsini anlatacağım. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'nın çok acil bir şekilde şu meslekleri yapanlara ihtiyacı var. Öğretmenler, acil tıp teknisyenleri, paramedikler, çocuk yetiştiricileri, IT teknisyenleri, sıvacılar, su tesisatçıları, doğalgaz tesisatçıları, oto motor ustaları, kaportacılar, elektrik ve elektronik mühendisleri ve bu alanda çalışan işçiler, matbaa ustaları, duvar ustaları, doktorlar, hasta bakım uzmanları, İnşaat ustaları, inşaat kalıp ustaları, hemşireler, yaşlı bakım uzmanları, ağır sanayi işçileri, metal işçileri, gastronomi alanında aşçılar ve garsonlar çok acil bir şekilde Almanya tarafından aranıyor. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'ya gelip çalışmanın en kolay yolu şu. Turist vizesiyle Almanya'ya buraya geleceksin. Burada iş bulacaksın. Patronun senin adına yabancılar dairesine gidecek ve diyecek ki benim bu kişiyle ilgili bir iş anlaşmam var. Kendisi şu alanda uzman ve kendisinin vize statüsünün değiştirilmesini istiyoruz diyecek. Bu kadar. Tabii bakın, sizin elinizde sizin bu işi yaptığınıza dair bir belgeniz olursa, lisansınız olursa, diplomanız olursa işiniz daha kolay. Bunun dışında Almanya'da iş bulmanın başka kolay yolu yok. En kolay yolu bu. Turist vizesini alacaksın, buraya geleceksin. Bu kadar basit. Şimdi bazı izleyicilerimiz şunu söylüyor. Vizeyi nasıl alacağız? Arkadaşlar, konsolosluğa aracılık yapan, Almanya vizesini almak için aracılık yapan Aidata denilen bir şirket var. Evraklarınızı bu Aidata'ya veriyorsunuz değil mi? Biliyorsunuz. Bu Aidata 6 ay sonrasına dahi randevu olmadığını söylüyor. Giriyorsunuz internet sitesine Aidata'nın, randevu yok. Şimdi Almanya bu kadar işçiye ihtiyaç duyarken yaklaşık 2 milyon yurt dışından işçiye ihtiyaç duyuyor. Neden vize randevularını kapattı? Sebebi basit. Türk istemiyoruz diyorlar. Başka hiçbir açıklaması yok arkadaşlar. Onun dışında sizin buraya gelmeniz, insan kaçakçılarına, kaçak yollarla vesaire o yollarla gelmeniz çok zor. Gelmeyin. Kesinlikle hiçbir insan kaçakçısına, size vaatte bulunana para ödemeyin kardeşim. Bak, perişan olursunuz. Elinizdeki, avucunuzdaki son parayı da kaptırırsınız ve çok üzülürsünüz. Hiç kimse sizi burada kırmızı bir halı serip beklemiyor. Bu bir. İkincisi, burada eşinize, dostunuza çok güvenmeyin. Herkesin derdi kendine. Bak, net. Çünkü insanlar burada da ucu ucuna geçiniyor. Misafirlik 3 gün. İş yoksa, İş bulmadan geldiysen perişan olacaksın. Bak, net söylüyorum. Yaşayacaklarınızı detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Birileri ben böyle konuşunca bana kızıyor. Arkadaşlar, bunlar gerçek. Avrupa eski Avrupa değil. Almanya artık eski Almanya değil. Bunu bilin. Kulağınızın bir kenarında bu söylediklerim kalsın. Öyle ben Almanya'ya geldiğim zaman Mercedes'in anahtarını bana verecekler, BMW'nin, Audi'nin anahtarını bana verecekler. Böyle bir şey yok. İşte bir villanın anahtarını bana verecekler. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey yok. Palavra. İnanmayın. Şu an Almanya'da yaklaşık 5 milyon vatandaşımız yaşıyor. 5 milyon. Evet.
Bunların içerisinde %10'u belki çok iyi yaşıyor. Geriye kalan kısmı ise ucu ucuna geçiniyor. Onun için şartlar bunlar. Benden size tavsiye, iyi araştırmadan, işinizi, gücünüzü ayarlamadan sakın ola ki yollara düşmeyin. Takdir sizin. Şimdi geldik müjdelere. İki tane müjde vereceğim. Birincisi, geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde çalışmadan nasıl emekli maaşı alacaksınız, nasıl emekli olacaksınız? İkincisi, Türkiye'de nasıl çok uyguna taksitle villa sahibi olacaksınız? İki tane büyük fırsatı anlatıyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımdan ricam şu, lütfen bu yayını sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çünkü 40 yılda bir ayağınıza gelen bir fırsat var. Hatta iki tane fırsat. Sakın kaçırmayın. Tek bir telefonla artık emekli olabiliyorsunuz ve emeklilik maaşına kavuşabiliyorsunuz. Şimdi nasıl emekli olacağınızı, nasıl emekli maaşı alacağınızı, Türkiye'de nasıl bedavadan, sağlıktan, doktordan yararlanacağınızı detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi ekranın altında görmüş olduğunuz bu telefon numarasını öncelikle bir yere kaydedin ve bu videoyu da lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyiniz. Yurt dışında yaşıyorsanız Türkiye'de sizin de emekli olma hakkınız var. Mavi kartlılar, pembe kartlılar, çifte vatandaşlar ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, siz yurt dışında ikametgaha sahipseniz Türkiye'de emekli olabilir, geleceğinizi garanti altına alırsınız. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Özellikle hanımlara sesleniyorum. Geçmişte Türkiye'de hiçbir şekilde sigorta girişiniz olmasa dahi, beyefendiler size de söylüyorum, sizin de geçmişte Türkiye'de hiçbir sigorta girişiniz, çalışmışlığınız olmasa dahi Türkiye'de emekli olma hakkına sahipsiniz. Ve bu emeklilik işlemlerini yaptırarak aslında yarınlarınızı garanti altına alıyorsunuz. 2024'de çok güzel bir şekilde başlangıç yapmak istiyorsanız bu iki fırsatı değerlendireceksiniz. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numaraları Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezinin telefon numaraları. WhatsApp'tan hemen şunu yazıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atıyorsunuz. Mesaj atınca şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap veriyorlar. Sizi bilgilendiriyorlar ve emeklilik danışmanlığı almanız için size bir hesap numarası veriyorlar. Bir kişi sadece, bakın, tüm işlemler dahil, Türkiye'ye gitmenize gerek kalmadan tüm başvurularınız, dilekçeleriniz Emekli TV'nin Emeklilik Danışma Merkezi'nin uzmanları tarafından yapılacak. Siz hesap numarasına parayı yatırdıktan sonra 150 euro makbuzunu yine aynı WhatsApp hattına gönderiyorsunuz ve görevli arkadaşlarımız size bir randevu günü ve saati veriyor. Randevu günü ve saatinde sizi Emekli TV'nin uzmanları, sosyal güvenlik uzmanları WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arıyor. Tüm bilgilerinizi alıyor. Sizin sormak istediğiniz sorular varsa onları soruyorsunuz, cevaplarını alıyorsunuz. Ve daha sonra, ilerleyen birkaç gün sonra size ikinci bir randevu veriliyor. İkinci randevu ve gününüzde yine uzmanlarımız sizinle irtibata geçiyor. WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arıyor ve sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı çıkartıyor. En kolay, en kısa zamanda nasıl emekli olacağınızı anlatıyor ve ardından da sizin tüm başvurularınızı yapıyor. Ek hiçbir ücret yok. Bugün Türkiye'ye gidiyorum desen, uçak bileti gittisi geldisi 1500-2000 euro. Vakit lazım, para lazım. Gitsen ne yapacaksın? Çünkü emeklilik Türkiye'de şöyle bir şey. Eğer yanlış bir dilekçe verirsen, yanlış bir form doldurursan devlete ödeyeceğin para iki katına çıkıyor, alacağın maaş da yarıya düşüyor. Arkadaşlar, emeklilik maaşı garanti bir para. Sağlıktan bedava yararlanıyorsun. Öyle ya da böyle cebine para gidiyor. Yani birileri şunu söyleyebilir, ya Türkiye'de emekli maaşı düşük. Hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Danimarka'da hangi ülkede emekli maaşı yüksek? Almanya'da eğer vatandaşa sosyal yardım vermezseler emekli maaşıyla geçinmesi imkansız. Çok az vatandaşımız yüksek emekli maaşı alıyor. Onun için
Hem orada yurt dışında emekli olabilirsiniz hem de Türkiye'de yasal hakkınız. Bu fırsattan yararlanmak isteyen özellikle hanımlara şu müjdeyi vereceğim. Eğer iki kişi, karı koca ya da bir arkadaşınızla birlikte danışmanlık alırsanız %50 indirim hakkı var. Yani iki kişi normalde 300 euro yapıyorken siz sadece 225 euro ödeyeceksiniz. Yani arkadaşlar, kendi geleceğiniz için, eşinizin geleceği için bu fırsat çok çok önemli. Durumunuzu öğrenin. Özellikle gençlere de sesleniyorum. Gelecek de bir gün gelecek. Emeklilik planlamanızı yaptırabilirsiniz. Benim emeklilikte ne işim var demeyin. Gençler, yine size sesleniyorum. Annenizi, babanızı da bu büyük fırsattan mahrum bırakmayın. Çünkü analar, babalar çocuklarının cebinden para çıksın istemez. Ama bu iş başka bir şey. Annenize, babanıza emeklilik danışmanlığı alın, hediye edin ve durumlarını ortaya uzmanlarımız çıkarsın, tüm işlemlerini yapsınlar. Çocuğu olan hanımlar, bu fırsatı asla kaçırmayın. Türkiye'de geçmişte hiç sigortanızın olmasına gerek yok. Ve işlemleri yapmak için de artık Türkiye'ye gitmenize de gerek yok. Kıymetli izleyicilerimiz, ben bu ekrandan geçtiğimiz günlerde sizlere büyük bir müjde vermiştim ve Türkiye'de arsa sahibi olabileceğinizi anlatmıştım ve sizler tarafından gerçekten çok büyük bir talep oluşturuldu. Bizlere göstermiş olduğunuz bu güven için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Gelecekleri için adım atmak isteyen, Türkiye'de arsa sahibi olarak birikimlerine birikim katmak isteyen tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu büyük fırsattan istifade edemeyen pek çok vatandaşımız yine bizlerle irtibata geçerek biz de bu büyük fırsattan istifade etmek istiyoruz. Hatta biz Türkiye'de ev sahibi olmak istiyoruz, villa sahibi olmak istiyoruz diyen çok sayıda vatandaşımız oldu. Bu fırsatı kaçıranlar artık üzülmesinler. Asos Arsa ekibinin ikinci büyük projesi, ikinci etabı şimdi başlıyor. Üstelik yine Kaz Dağları'nın eteğinde, Çanakkale ilimizin Asos bölgesinde doğasıyla, deniziyle, muhteşem oksijeniyle dünyanın ve Türkiye'nin en önemli turizm noktası olan yine aynı bölgede. Yani Asos'ta. Türkiye'de benim de bir arsam olsun, benim de bir villam olsun diyorsanız artık arsaya da villaya da taksitle sahip olabileceksiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Asos'un en büyük projesi başlıyor. İsmi Asos Villa. İsteyen vatandaşlarımız arsa sahibi olacak. İsteyen vatandaşlarımız ise villa sahibi olacaklar. Kendinize ait bahçeniz, havuzlar, yürüyüş alanları, organik tarım yapabileceğiniz alanlar, sağlığınıza sağlık katabileceğiniz yürüyüş alanları, spor alanları, bisiklet alanları, yani kaliteli bir yaşam sürmek için gerekli olan tüm detaylar villanızın, arsanızın bulunduğu noktada. Yani Asos Villa projesinin içerisinde yer alacak. Onlarca dönüm bölgenin en büyük projesinde artık siz de yerinizi alabilirsiniz. Ben de Türkiye'ye gittiğim zaman otelde değil de evimde kalmak istiyorum. Tatilimi otelde değil de evimde yapmak istiyorum diyorsanız bu proje size göre. Çünkü çok çok uygun bir fiyata, kısa bir süreliğine sınırlı sayıdaki arsa ve sınırlı sayıdaki villa satışa çıkartılacak ve kısa bir süre sonra anahtarınız teslim edilecek. Yani Türkiye'ye gittiğinizde evinizin anahtarını alacaksınız. Değerli izleyicilerimiz, tekrar ediyorum, sınırlı sayıda villa ve arsa için taksitli satış gerçekleştirilecek. Bu fırsatı dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun tek bir telefonla yakalayabilirsiniz. Şu anda ekranın altında görmüş olduğunuz +90 505 937 57 57. Dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun bu fırsattan siz de istifade edebilirsiniz. Üstelik Türkiye'ye gitmenize de bunun için gerek yok. Asos Villa ekibiyle irtibata geçtiğinizde hemen tüm detayları size aktaracaklar. Kıymetli izleyicilerimiz, şunun da altını çizelim. Bildiğiniz üzere Türkiye'de ev sahibi olmak çok pahalı.
Özellikle son 3-4 yılda gerçekten büyük şehirlerde tatil yörelerinde ev sahibi olmak neredeyse imkansız hale geldi. Ev fiyatları adeta çıldırdı. Bakınız değerli izleyicilerimiz. Asos Villa projesinde evinize ya da arsanıza taksitle sahip olacaksınız. Ve kısa bir süre sonra da bu büyük projenin, bölgenin en büyük projesi değerli izleyicilerimiz, istediğiniz kadar alternatif villalar, arsalar, aklınıza gayrimenkul ile ilgili ne geliyorsa hepsi bu projede var. İster yaşayın, isterseniz para kazanmak istiyorsanız bölgenin en büyük turizm noktası biliyorsunuz bu bölge. Evinizi kiraya verin, para kazanın. Size kalmış bir şey. İsterseniz arsanızı alın, ben villa almak istemiyorum diyorsanız bu fırsatı kaçırmayın. Şu anda bununla ilgili olarak ön talepler toplanıyor. Ekran altında görmüş olduğunuz telefon numarasıyla hemen irtibata geçin ve adınızı kaydettirin. Sınırlı sayıdaki arsa ve villa taksitle satılacak. Bu fırsatı kaçırmayın. Bir daha böylesine büyük bir fırsat gelmeyecek. O nedenle değerli izleyicilerimiz, hepimizin hayali olan bir villaya kavuşma zamanı geldi. Arsa yatırımı yapma zamanı geldi ve üstelik bu bölgenin en büyük projesi olan Asos Villa'da ister yaz kış yaşayın, isterseniz sporunuzu yapın, denizinize gidin, havuzunuza gidin, her şey elinizin altında olacak. Tam bir yaşam konsepti size sunulacak. Üstelik değerli izleyicilerimiz, çok çok ucuza villanız olacak. Daire fiyatına villa sahibi olacaksınız. Artık düşünme zamanı değil, Türkiye'nin ve dünyanın en önemli turizm noktasında sizin de bir villanızın olma zamanı geldi. İstanbul'a 3 saat, Kapıkule'ye 3 saat, Bursa'ya 2 saat, Ankara'ya 6 saat, İzmir'e 3 saat mesafede ve üstelik değerli izleyicilerimiz, dünyanın akın akın turistinin gelmiş olduğu bu noktada paranıza para katacaksınız, birikimleriniz değerlenecek ve bize dua edeceksiniz. Evet, artık sözü fazla uzatmaya gerek yok. Ön talep başvuruları başladı. Hemen şimdi ekranın altında görmüş olduğunuz telefon numarasını arayıp Asos Villa için ismimi kaydettirmek istiyorum deyin arkadaşlar. Ücretsiz zaten, bunu söylemeye gerek yok. Bu villalar satışa, arsalar satışa çıktığında kısa bir süre sonra çıkacak. Ve ilk önce siz haberdar olacaksınız. Onun için isminizi yazdırmanız çok çok önemli. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Bize güvenen ve bugüne kadar bizimle birlikte hareket eden gurbetçi vatandaşlarımıza, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Gerek ana vatanımız Türkiye'mizden, gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Güzel bir geleceğiniz olsun. Hoşça kalın.